Değerli Honda severler, değerli Kamera Turp takipçileri, hepinize tekrar merhaba. Honda satış danışmanınız Niyazi ben. Kanalımıza yine en çok gelen sorulardan biri, aslında bu sorunun cevabı ÖTV muafiyetli araç alımıyla alakalı çekmiş olduğumuz, biraz süre olarak detaylı anlatım yaptığımız videolarımızın içerisinde bu bilgi yer alıyor. Ama takipçilerimiz tabii belki videolarımızın tamamını izlemek yerine hani sorunun cevabını kısadan almak anlamında yine sorularını yönlendirmiş olabilir veya o videolarımızı hiç izlememiş de olabilir. O yüzden zaten şurada kısa bilgi de verelim. Kanalımıza bahsettiğimiz gibi önerilerinizi, merak ettiğiniz sorularınızı cevaplandırmak için çekmemizi istemiş olduğunuz videolar için de ayrıca sizlere yardımcı olmaya çalıştığımızı söylemiştik. Yine önerileriniz için mutlaka kanalımıza ulaşın. Yani şöyle bir video çekebilir misiniz, bununla alakalı bilgi verebilir misiniz şeklinde gelen sorular gibi yine sorularınızı bizlere yönlendirebilir. Cevaplarınızı da sizlere vakit buldukça video çekerek aktarmaya çalışırız. Engelli araç alımı yapıldıktan sonra aracı kimler kullanabilir sorusu çokça gelen sorulardan biri ÖTV muafiyetli araç alımlarında. Bu sorunun cevabını yönetmeliğe uygun bir şekilde sizlere bilgi aktarmaya başlayalım. Öncelikle ÖTV muafiyetli araç alımlarında hangi kıstaslar vardı? 90 ve üzeri oranlı raporlarda araç alınabiliyordu. 90 oranın altında olup engelli ehliyetine sahip ve uzuvlarda kısalık, yokluk veya fonksiyon kaybı olan kişiler de ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyordu. Bu iki durumlarda aracın kimlerin kullanabileceği ile alakalı durum değişiyor. Onunla alakalı yönetmelik bilgisinden sizlere bahsedeyim. Yönetmelikte şu şekilde ibareler var. Öncelikle 90 oranın altında olup ortopedik engel üzerinden araç alımı yapanlar için bilgi vermek istiyorum. Kişinin eğer sadece otomatik vites kullanma gereksinimi varsa, yani sol bacağında engel var, diğer kollarında veya sağ bacağında herhangi bir engeli olmayıp otomatik vites kullanması yeterli olabilecek veya zorunluluk olabilecek kişiler için kısıtlama nedir? Bu yönetmelikte herhangi bir kısıtlama yer almıyor. Yani aracı herkes kullanabilir diye bir ibare geçmiyor ama bunlar veya şu kişiler kullanabilir diye bir kısıtlama olmadığı için buradan şu sonuç çıkıyor. Yani sadece otomatik vites araç kullanma zorunlu olan ortopedik engelli kişiler için herhangi bir kısıtlama yok. Aracı kişinin kendisi veya bir başka kişiler de aracı kullanabilir şeklinde sonuç çıkmış oluyor. Bu kısımdaki ÖTV muafiyetli araç alımı yapanlar için cevabımız bu şekilde. Yine ortopedik engeli olup araçta tertibat gereksinimi olan ortopedik engelliler için durum nedir? Orada biraz durum değişiyor. Yönetmelikte şöyle bir ibare var. Araçta, özetle söylüyorum, yönetmenin detayını aynı şekilde hepsini birlikte aktarırsa kafa karışıklığı olabilir. Özetle söylüyorum. Kişinin ortopedik engeli var. Uzuvlarda fonksiyon kaybı var. Sol bacakta olabilir veya iki bacakta olabilir veya kollarda olabilir. Aracın gaz ve fren pedalının yüksekliğiyle oynamadan, yani standartıyla oynamadan yapılabilecek tertibatlar, işte gaz pedalının sola portatif hız pedalı yapılması, araca silecek veya sinyal koluna veya direksiyona topuz koyulması gibi durumlarda, bu şekilde alımlarda aracı kişinin kendisi, eşi, çocukları ve 3. dereceye kadar kanbo olan akrabaları ve kan kayınhısımları ile birlikte kendi nezdinde, kendi bünyesinde çalıştırmış olduğu bir çalışanı da ruhsata isim yazılarak araç kullanımı mümkün oluyor. Yani özetle aracın gaz ve fren pedalının yüksekliğiyle oynanmadan diğer tertibat durumlarının olması durumunda aracı kişinin kendisi, eşi, çocukları, 3. dereceye kadar kan bağı olan akrabaları, kan kayın hısımları ve dediğimiz gibi kendi bünyesinde, engellinin kendi bünyesinde çalıştırmış olduğu personeli veya istihdam ettiği çalışanı noterde resmi evraklarla beraber notere o kişinin ismi yazılarak kullandırılması mümkün. Bir de yine ortopedik engeli olup aracın gaz ve fren pedalının yüksekliğiyle oynanmış ise, burası önemli. Yani burada nedir? Kişinin bacaklarında kısalık olabilir. Gaz fren pedalı yükseltilmiştir sabit bir şekilde ve sadece kişinin kendisini kullanabileceği şekilde sabit bir tertibat yapıldıysa bu araçları sadece kişinin kendisi kullanabiliyor. Bu bilgi çok önemli. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz bilgiyle karıştırılabiliyor. Dediğimiz gibi gaz fren pedalının standartıyla oynanmış, kişinin sadece kendisinin kullanabileceği şekilde tertibatlandırılmışsa araç sadece engelli kişinin kendisi kullanabilir şekilde ruhsata yazılmaktadır. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bir de en çok genelde ÖTV muafiyetli alımın gerçekleşmiş olduğu kısım neydi? 90 ve üzeri oranlı rapor alımlarında aracı kimler kullanabiliyor? Bununla alakalı videomuzun başında anlattığımız gibi herhangi bir kısıtlama yazmıyor. Yani şunlar kullanabilir, bunlar kullanabilir diye herhangi bir kısıtlama olmadığı için 90 ve üzeri oranlı araç alımlarında aracı herkes kullanabilir sonucu çıkıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Değerli takipçilerimiz, Kamera Turp ayrıcalığıyla sizlere bilgilerimizi aktarmış olduk diyelim. Yine ÖTV muafiyetiyle alakalı sorularınız için, önerileriniz için mutlaka sosyal medya iletişim hatlarımızdan, WhatsApp iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşabilir. Sorularınızı ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Yine vakit buldukça sizlerin sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Bu noktada şu bilgiyi de verelim. Sosyal medya yönetici arkadaşlarımız bulunuyor. Sadece sizin sorularınızı cevaplamak,
ve yorumlarınıza cevap vermek anlamında vakit buldukça, ki bir sürü videomuz var. Geçmiş videolarımıza çokça yorumlar geliyor. Arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışıyor. Çalışan arkada ciddi bir ekip var bu arada. O bilgiyi de aktarmış olalım. Yine otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olmaya devam etsin. Şimdilik Samsung Honda Plaza Kamera Otomotiv'den hepinize hoşça kalın diyoruz. Sağlıkla kalın, kamerle kalın, Honda'yla kalın.